Yaralı bir gönülden başka ne bıraktın bende hatıra? Günah değil mi, yazık değil mi bana? Gel yeter artık, sar beni kollarına. Ah bu acı, bu keder ne zaman biter? Bekliyorum bahar gelmeden, usanmam seni özlemekten. Hazinelerden daha değerlisin, İnan sevgilim benim gözümde sen. Ah bu acı, bu keder ne zaman biter? Bu keder ne zaman biter? Bırak bu nazı, bırak bu inanı.
inatı. Senin de gönlün daha dünden razı. Senin de gönlün daha dünden razı. Senin de gönlün daha dünden razı. Mektubunuzu biraz önce aldım. Çok sevindim. Ben de size uzun uzun yazmak, sayfalar doldurmak, bitmeyen bir şeyler anlatmak istiyorum ama yaşanmayan, kimsesiz ve mahpus bir hayatın bildiğiniz acılarından başka yazacak bir şeyim yok. Sadece sizin mektuplarınız, durgun suya atılan bir taş gibi hayatımın yegane sevinç dalgaları oluyor. Satırlarınızı okurken sizinle beraberim. Rangalı, cansız, hareketsiz ayaklarıma rağmen beraberce geziyoruz oraları. Fakat bu hayaller de yalnızlığımı doldurmuyor artık. Size bir an önce gerçekten kavuşmak istiyorum. Ne zaman döneceğinizi müjdeleyin bana. Nasıl oldu hazırlıklar? Her şey sizi bekliyor. Opera sahneye konmaya hazır. Yalnız bir ricam olacaktı. Senin ricaların bitmez. Söyle bakalım. Operet provaları boyunca gazinoda... Yorgunum. İki tarafta birden çalışamam. Operet için ağır masraflarımız oldu. Mamafi boynumuz kıldan ince. Bükme öyle boynunu. Dediğin gibi olsun. Gazino konserlerine de devam edeceğim. Sağ olun. Yardım edeceğinize emindim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Günaydın. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Nesrin Hanım? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Nasıl, hazırlıklar ilerledi mi? Evet. Bunlar planlar. Yapım için dönüşünüzü bekledik. Güzel. Renk ne oluyor? Genel olarak pembe ve beyaz. Son sahne için mütereddidim. Bordo nasıl? İyi olur. Kostüm? Mahalli giyimleri yeniden düzenledim. Sizin için de... Ben birinci perdede külot pantolon çizme giyeceğim. Son perde için daha karar vermedim. Notalar çoğaltıldı. Hepsini yeni baştan bastırdık. Bir kopyasını da Nesrin Hanım'a verin. Ayşe'yi oynayacak Nesrin Hanım. Ne kadar sevindiğimi bilemezsiniz. Dansları ne yaptınız siz? Yeni figürler buldum. Çok beğeneceksiniz. Güzel. Buyurun efendim. Hoş geldiniz efendim, safa geldiniz. Hoş bulduk Kadriye, nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Banyo hazır, şimdi sofranızı da kuracağım. Bizim yemekleri özlemişsinizdir. Gerçekten özledim, memleketimi, evimi, sizleri. Tabii, Füsun Hanım aradı sabahtan. 3 defa telefon etti, ne zaman geleceğinizi sordu. Füsun, evet. Thank you.
vermemek lazım. Gözümüz aydın, çok şükür kavuşturana. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, sefa geldiniz. İnanamıyorum döndüğünüze. Sana söylemiştim. 1,5 ay göz açıp kapayıncaya kadar rüya gibi geçecek demiştim. İyi ki geldiniz. Siz yokken çok yalnızdım. İleride bir gün beraber gideceğiz oralara. Gidemem. Hatırlamak bile istemiyorum. Oradan dönerken kaybettim annemle babamı. Ayaklarımı, umutlarımı, her şeyimi. Unutamıyorum o kazayı. Üstümüze doğru gelen kamyonu, o çarpışmayı. Acılara katlanarak, unutarak yeniden mutlu olmaya çalışacağız. Benim için bitti. Başlamadan bitti. Madem ki yaşıyorsun, yeniden güçleneceksin. İnsanlardan kaçmak, ağlamak, ezilmek kolay. Zor olanı bekliyorum senden. Mücadele etmeni, bir gün ayağa kalkmanı, yürümeni istiyorum. Ben de o günü bekliyorum. Daha evvel ölmeyeceğim. Bilmem beğenecek misin? Sizin zevkiniz en güzeli bulur daima. Teşekkür ederim. Boynunda güzelleşecek bu madalyon. Ömrüm boyunca saklayacağım. Herkes canla başla çalışıyor. Öyleyse tam zamanında perdeyi açabiliriz. Nedir bu? Sana soruyorum aptal. Böyle mi dikilir? Berbat etmişsin kumaşı. Defol, bir daha da geleyim deme. Ayaklarını kırarım. Affedersiniz, sizi görmemiştim. Kumaşı ziyan etmiş, ömründe dikiş makinesi kullanmadığı belli. Bağırmayın. Yenisi dikilir, yenisi yapılır. İlk sahnenin birinci tablosuyla başlayacağız provaya. Hazır mısınız? Hazırım. Yandım ateşinden, benim nazlı güzel Ayşem. Merhametin yok mu hiç bana? Seviyorum seni, aşkımdan emin ol Ayşem. Nasıl anlatayım ben sana? Söyle söyle Ahmet Ayşe, sen merhametin, benim de bir sözüm var sana. Ömrüm Ayşem, canım Ayşem, bu can feda sana. Ömrüm Ayşem, canım Ayşem, bu can feda sana. Aman Ayşem, canım Ayşem, gel aç şu duvarı. Uzat bana ateşlenen o yangın dudağı. Aman Ayşem, canım Ayşem, gel aç şu duvarı. Uzat bana ateşlenen o yangın dudağı. Bir dakika duruverir misin? Evet, makinede dikiş dikmiş değilim. Yalan söyledim terzi ustasına. Niçin? İş bulabilmek için. Söyleyiver ne olur. Başka bir iş versinler. Bir iyiliğinde bana dokunsun. Olur. İdare müdürüne söylerim yarın. Çok sağ ol. Şüphem yoktu zaten. Thank you.
Abinle amcan köyden çıkmışlar bizi aramaya. Bizim için çıktıkları nereden belli? Besbelli değil mi? İstanbul'da olduğumuzu nereden bilsinler? İzmir'e, Ankara'ya da gidebilirler. Bulurlar bulmasına ya, bulsunlar bakalım. Ne oldu senin iş? Kumaşı bozdum diye kovdu önce terzi beni. Sonra... Giderim, evde konuşuruz. Evden çıktık mı dönemeyeceğiz sanıyorum. Bizi bulacaklar diye ölüp ölüp diriliyorum. Koca şehirde bizi nasıl bulurlar? İstanbul'a geldiğimizi nereden bilirler? Hem bilirler hem bulurlar. Ölüm korkusu değil benimki. Şu halimiz gibi hallere doyamayacağız diye korkuyorum. Arada bir iş yerini değiştirmem gerek. Beşiktaş'taki kumcuya gideceğim yarın. Kumde boyuna mı? Safa durmaz. Kolayca akla gelmez, göze gelmez. İlk gecenizde bulunmak, sizi seyrederek dinleyen talihlilerden biri olmak, doyasıya alkışlamak isterdim. Buyurun efendim. Duyguların kadar güzel çiçeklerin bu gecenin en güzel armağanı oldu bana. Bütün şarkılarımda sen vardın. Güzelliğinle, inceliğinle, her şeyinle sen vardın. Sevincinize ufacık bir katkıda bulunabilmekten daha büyük bir mutluluk yok benim için. İyi geceler. Yine de kovdular beni. Niçin? Söylememişsin müdüre. Unutmuşum. Gel benimle. Demek hiç kimsen yok. Yok. Nerede kalıyorsun? Sirkeci tarafında bir otelde. Oraya da borcum birikti. İsmin neydi? Seniha. Beni emretmişsiniz efendim. Terziye yardım etsin gene. Peki efendim. Biraz da avans verelim, haftalığından keserek ödetirsiniz. Ziyan ettiği kumaşın parasını ödeyecek herhalde. Hayır, o kumaşı da kendisine verelim. Peki efendim. Kendine üst baş al, otelden de çık bir oda tut. Yarın sabah işe başlarsın. Sağ ol. Bir gün sen de benim kadar sevinirsin inşallah. İnşallah.
Ve buraya niçin dönmedin, bir şey mi oldu? Bekir çıktı karşıma, Yezid Bekir. Sonra? Sonrası ne? Çarçabuk savup savuştum ama... Döndüm ki arkamdan bakmakta. Bırakmadı peşimi. Abinle dayın otele inmişler Aksaray'da. Ali! Bekir Yezid'i menfaati için kaçar. Başka bir ev tutarız. Daha olmazsa başka bir şehre gideriz. Macir yaşarız, dertlenme. Az biraz para kazanıp gideriz buradan. Geldiler mi boş yere dönenip dururlar. Paramız da var. Ne parasıymış bu, nereden buldun? İşbaşı ettim, Zeki Müren'in sayesinde. Çalışaraktan ödeyeceğim. Halimizi mi anlattın? Anlatır mıyım, senin lafını bile etmedim. Kendim içinde yalan söyledim. Kimsesizim dedim, otelde kalıyorum, ismim de Semiha dedim. Gel, gel bana, bu canım feda. Olsun sana. Gel güzelim, gel. Gel bana. Çok güzel, nefis. Sizin sesinizde bütün şarkılar güzeldir zaten. Provalar bittikten sonra buraya geleceğiz. Opereti baştan sona kadar ilk defa senin için oynayacağız. Sana çok şey borçluyum. Sen olmasan yaşamazdım herhalde. Başlama, gene giderim. Ceza olarak bu defa mektup da yazmam. Gitmeyin. Bilmeyen birisi bu halimizi görse neler düşünür kim bilir. Böyle güçlü, derin, gerçek bir dostluğu anlatamayız insanlara. Sadece dostuz. Sadece arkadaşız. Biliyorum. Operetin çok sevdiğim bir şarkısı daha var. Bak dinle. Çok yalnız, kimsesiz. Benden başka hiç kimsenin olmadığı bir dünya kurmuş kendini. Duygularını anlamazlığa gelmekten yoruluyorum. Ne olacak, ne yapacaksınız? Bilmiyorum ama bırakamam Füsun'u. Kaçamam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Oo, çok şıksın bugün. Sayende evde tuttum, otelciye borçlarımı da ödedim. Bu kol düğmelerini de sana aldım. Ne zahmet ettin? Sana layık değil, biliyorum. Böyle ucuzunu, taklit taşlısını takmazsın ama içimden geldi, alıverdim. Semiha, dur bir dakika. Soracaktım, bir haber bıraktı mıydı sana? Nereye gideceğini söyledi miydi? Hiç görmedim kızım. Gelmedi, daha da merak ettim birazcık.
Gelir elbet, meraklanma. Neredeler? Nereye saklandılar? Ne bileyim ayol, az önce söyledim işte. Bir tanışları falan vardır elbet, nerede olduklarını bilirsin. Ne tanışları olacak? Allah'ın iki garibi! Sizin ne alıp veremediğiniz var bunlarla? Var elbet alıp veremediğimiz. Bugünlük prova bu kadar. Peki, hadi çocuklar, devamı yarın. Bu kısımdan başlayalım. Hay hay efendim, okusunlar. Maestro. Aman Ayşem, canım Ayşem, gel aşu duvarı, uzat bana ateşlenen o yangın dudağı. Aman Ayşem, canım Ayşem, gel at bana ateşlenen o yangın dudağı. Geldin mi? Hayır efendim. Belki hastalanmıştır ya da önemli bir işi çıkmıştır. Birini gönderin evine, sordurun. Evini bilmiyoruz efendim, adres bırakmamış. Bana kalırsa gelmeyecektir. Size acındırdı kendini, parayı alıp kaçtı. Dün de gelmezdi o zaman. Gelince bana haber verin. Peki efendim. Seni sevdiğimi gizlemek istemiyorum artık. Suçlu bir duygu değil. Niçin saklayayım? Bu sevgiyi biraz da sen hazırladın. Kıvılcımı benim de ama alevleri senin eserindir. Her gün biraz daha artan bir ilgiyle beni hayata yeniden bağladın. Önce sesinle büyüledin beni. Sonra da en acı, en ümitsiz zamanlarımdaki dostluğunla. Gamlı hazan, sense bahar, dinle de vazgeç. Dinle de vazgeç. Sen kendin. Taze bahar seç. Taze bahar seç. Sen kendine kendin gibi bir taze bahar.
ben de vakit geç, ben de vakit geç. Sen kendine kendin gibi bir taze bahar seç, ah, taze bahar seç. Bekliyordum. Gidecek yerim yok. Ev bulmamış mıydın? Bulduydum ya, gözüm tutmadı orasını. Bütün günlerdeydin, tiyatroya da gelmedin. Gelemedim. Barınacak bir yer, bir dam altı aradım. Bulamadım. Gel. Burada mı kalacak? Yukarıdaki odalardan birini ver. Evet. Çok bekledim bu akşam. Sana söyleyeceklerim vardı. Hala bekliyorum. Affedersin Füsun, çok yorgunum. Bir taraftan gazino, diğer taraftan operet provaları, sonra günlük diğer işler. Ne söyleyecektin bana? Telefonda anlatamam. Seni görmeliyim. Yarın mutlaka geleceğim. İyi geceler. Niçin ağlıyorsun? Böyle kendimi tutamadım. İlk defa ağlıyorum. Seni bulamasam, böyle rahat, sıcak bir evde olmasam ağlamazdım gene. İyiliğin gücümü tüketti. Gidiyor musun yoksa? Tiyatroya. Çalışıyorum ya. Öyle ya. Benim de provam var. Beraber çıkalım. Bakar mısınız? Arkadaşlar hadi çabuk olun lütfen. Hadi çocuklar, Ayşe'ye bir şeyler söyleyin. Bayılın kutlusun, adın atılsın tarihten.
Abilerin, amcam buldular beni. Zor kaçtım. Sana haber de iletemedim. Kan kustum kahraman. Eve geldiler. Ben de kıl payı kurtuldum. Şehirden kaçamayız bu sıra. Peşimizdedirler. Alişte gözlenerek bir yerde iş buldum. Gemilerin orada. Reislerden biri bizi sevabına götürür. Gidelim hemen. Bekleyeceksin 3-5 gün. Adama açıkça anlatacağım. Sonra gelip alırım seni. Ben Gelesi'ye bir yere kıpırdama sakın. Kıpırdamam. Burada değilsem evdeyimdir. Nerede kalıyorsun? Zeki Bey'in evinde. Ne arıyorsun burada? Seni seyrediyordum. Şimdi de gülüyorsun. Dün gece ağlarken başka güzeldin. Şimdi gülerken başka güzelsin. Bir gün acının da sevincinin de sebebini anlatacaksın bana. Ben sormadan anlatacaksın. Hoş geldin. Dün gelecek vaktim olmadı, affet beni. Bunca işinin, dostlarının, ziyaretlerin arasında zorla hayatına giriyorum, vaktini alıyorum. Asıl sen beni affet. Hiçbir şey sana gelişim kadar sevindirmiyor beni. Bana mı getirdin? Evet. Son gecelerde okudum, senin de okumanı istedim. Bırak! Bırak! Ver o kitabı! Niçin? Okumak isterdim. Hayır, istemiyorum okumanı. Ama bana yazılmış. Neden istemiyorsun okumamı? Vazgeçtim. Aklım başıma geldi birdenbire. Halimi unuttuğum ümitli bir günümde yazmıştım. Bakıp durma öyle. Odun getir, şömineyi yak. Bu havada mı? Evet, üşüyorum, titriyorum, donuyorum. Nereden buldun bunları? Birazdan şarkı söyleyen kızlar var ya tiyatroda. Onlar giyin azıcık, süslen dediler. Elbise dolabına bakan adam da elbiselerden birini verdi. Ödünç. Yakışmamış mı? Yakışmış. Çevremde yapmacıksız olduğu gibi görünen bir sen vardın. Hayırlısı. Abla, kızdı mı yoksa beğenmedi mi? Söyledi işte, duymadın mı? Duydum ya, anlamadım. Hayırlı sabahlar. Nerede boyaların, allı pullu elbisen? Sıkıldım, kendime yabancı biriymiş gibi oldum. Tanıdığımdan beri ilk defa şaşırtmadın beni. Sen mi hazırladın? Kadriye yok mu? Mutfakta. Tepsiyi zorla aldım elinde. Maşallah mektuplarına. Ne yazdıklarını okumadan bilmesi zor. Hayrandır hepsi. Alkış sesi gibi yazmışlardır. Para istiyor bu. 100.000 lira verirsen dükkan açar, hayatı kurtulurmuş. Bu daha insaflı. 20.000 lira borcu varmış, onu ödeyecekmişsin. Keşke hepsini karşılayabilsem, imkanım olsa. Hazreti Süleyman'ın hazinesi olsa yetişemez. Okuma yazma biliyorsun demek. Hı? Bizim oradaki ilk mektebi bitirdim. 3 sınıflıydı, yazık. Sizin orası neresi?
Gazeteciler geldi, sizi bekliyorlar. Şimdi de Yıldız Parkı'na, oradan Emirgen Korusu'na gideriz. Niçin? Romantik görüntüler yakalarız oralarda. Çiçekler, ağaçlar, havuz, birkaç poz da orada çekeriz. Geri kalan soruları da orada cevaplandırırsınız. Nasıl isterseniz ama bana kalırsa çiçekli bahçelerde havuz başı resimleri zamanı geçti artık. İsterseniz Seniha'ya soralım. Yeni tanıdığım taşralı bir kızdır. O bana neler sorardı acaba? İyi fikir. Sorarım. Çekinme. Bizim oralara, Anadolu'nun kuytu köşelerine ne zaman geleceksin diye sorarım. Büyük şehirleri görmeyenler seni ne zaman görüp dinleyebilecek diye sorarım. Bilmeyenler seni sarayda yaşıyormuş sanıyor. Sayısız hizmetkarların var, altın tabakta kuş sütüyle besleniyorsun sanıyor. Her gece kalabalık ziyafetlerdesin, içiyor, eğleniyorsun diye düşünüyor. Halbuki hiç de öyle değilsin. Bizlerden de yalnızsın. Gürültüye, parıltıya uzaksın. Niçin diye sorarım. İlk defa tadıyorum balık etini. Tavuk yemişten beter hoşuma gitti. Denizi de ilk defa görüyorum yakından. Hoşuma gitti. Benim de. Sayende. Sayende? Bir yerlere çıkamam. Kalabalığa karışamam. Hep kapalı mı yaşarsın öyle? Bir mahpus gibi. Yemiyorsun. Kalkalım hemen. Şu balığımı bitireyim, kalkalım. Yok. Kalalım. Biraz daha yaşayalım. Tadı güzel, yerimiz güzel. Bu halimiz güzel. Geciktiniz, merak Gezdik. Ettim. Gezdik. İstanbul'u yeni baştan tanıdım. Kebap kestane çekti canım. Sana ancak 2-3 tane Teşekkür kaldı. Teşekkür ederim. Kadriye Hanım. Beni arayan olmadı mı? Biri mi arayacaktı? Aramadı. Nerelere gittiniz? Ne yaptınız? Onun görmediği yerlere gittik. Sonra deniz sahilinde karnımızı doyurduk. Sonra dolaştık biraz, yorulduk. Cami avlusunda mola verdik. Sonra terlik aldık bana, çok güzel gezdik. Zeki Bey'le beraber mi? Beraber tabii. Sonra da tiyatroya uğrayıp geldik. Arayan olmadı demek. Sofrayı hazırlayayım mı? Aç değilim. Yol yürümüşsünüz epeyce. Seniha öyle söyledi. Yorulmuşsunuzdur. Hiç yorgun değilim. Bir arzunuz var mı? Hiç fena değilmiş tadı. Bir kadeh de içki istiyorum.
yakışmadın mı sen? Uykum kaçtı nedense. Benim de. Bir derdin mi var? Hayır. Düşündüğüm bir şey var. Olamaz zaten. Ne derdin olur ki? Olamaz mı? Olur. Her insanın olur ya. İsterim ki senin olmasın. Sağ ol Semiha. Yarın pazar. Ne yapacağız, nereye gideceğiz? Gene mi? Gene tabii. Hep, her zaman. Sen bilirsin. Nereye istersen. Bilmiyorum. Bilmiyormuşum demek. Ya ben nereden bileyim? Çıkar rastgele bir yere gideriz. Bir sandala, bir motora biner miyiz sonra? Kıyılarda gezer miyiz azıcık? Gezeriz tabii. Aa, takıp kullanacağın hiç aklıma gelmezdi. Böyle mutlu bir günümde unutur muyum? Seni hep hatırlayacağım. Herkeslere anlatacağım. Hatırlaman için ayrılmamız lazım. Ayrılmayacak mıyız? Tanıyor musun bu adamları? Bulamazlar inşallah. Kimi bulamazlar? Benden sakladığın nedir? Sana soruyorum. Anlatacaksın. Her şeyi söyleyeceksin. Zorla bir başkasıyla evleneceklerdi memlekette. Sonra? Sonra kaçtım. Anladım. İçeri götürelim. Doktor çağıralım. İş açılır başlarına. Gelen olursa evde olmadığını söyle. Makas. Zeki Bey'le konuşmak istiyorum. Bir dakika Füsun Hanım, haber vereyim. Füsun Hanım telefonda, sizi istiyor. Sonra arayacağım kendisini. Kaçıyor. Benimle konuşmak bile istemiyor artık. Yazılanlar yalan değilmiş. Ne yazıyor ki? Genç. Güzel bir kızla berabermiş. Hiç ayrılmıyorlarmış. Evinde kalıyormuş o kız. Sevebilirdim Fatma'yı. Belki de sevmiştim. Benim için her şey ilk defa başlıyordu.
kendine geldi mi? Konuştu mu? Konuştu. Yüzüne bakacak halim yok. İsmini bile yalan dedim sana. Kimlerden kaçıyorsunuz? Ağabeylerimden, amcamdan. Sana her şeyi anlatacağım. Buyurun efendim, şeref verdiniz. Haydar Taşoğlu'nu görmek istiyorum. Zaralı olacak. Odasında olmalı. Çağırayım. Siz buyurun. Zeki. Tanıdım efendim. Bir emriniz mi var? Otursak. Ben Fatma ile Ali'yi tanıdım. Sevmişler birbirlerini. Bu unulmaz bir günah değil. Böyle bir aşkın cezası olur mu? Töremizi bilmezsin. Bu işler başkadır Zeki Bey. Sen nerede olduklarını söyle bir. Söylerim sırası gelince. Önce onları bağışlayın. Onları ölüm bağışlar. Bu iş için ne kadar para lazımsa... O parayla mezar yaptırın onlara. Sen buna uymamalısın. Amcasın, yaşlısın. Yaşlı olduğum için bunları yanıma aldım. Sen bu işe karışmasan iyi olur Zeki Bey. Para işi değil bu. Bizim oraların töresi. Alın açık gezmek için onların ölmesi lazım. Namus işi bu. İyice bir düşün. İki cana kıymak günahtır. Kan dökülmesin boş yere. Beni ararsanız iyi olur. Bir daha ayrılmayacağız. Vururlarsa beraber vuracaklar bizi. Vursunlar. Vursunlar da bitsin. Gidelim. Zeki Bey'i de belamıza katmayalım. Gitmeyeceksiniz. Sizi korumanın bir yolunu bulacağım elbet. Nasıl? Hiç kimsenin bilmediği bir eve götüreceğim sizi. Sonra onlarla bir daha konuşacağım. Sen olmasan bizler de olamazdık. Onları gördün mü? Gelin. Sür. Buyurun, buyurun. Misafirlerim var. Hoş geldiniz. Sana iki tanrı misafir getirdim. Fatma'nın ailesiyle başları dertte. Razı edinceye kadar burada kalabilirler mi? Tabii. Çok sevinirim. Buyurun. Bir gazete Fatma için benim sevgilim diyormuş. Çok seviyormuşum onu. Hayatımın ilk aşkıymış. Çok mutluymuşum onunla.
İnsanları gerçek dostluklara bir türlü inandıramıyoruz. Değil mi Füsun? Bizi burada bulacağını beklemiyordum. Hoş geldiniz mi diyeyim? Gel bu işten vazgeç. Göz göre göre cana kıymak kolay değil. Sen bu işe karışma dedim. Peki! Ayaktasın, yürüyorsun bak. Yürüyorum, yürüyorum, ayaktayım. Can almak isterken bir kötürümün ayaklarına can getirdiniz. İşin hayrı bu olsa gerek. Bağışla. Yürüyorum, yürüyorum Asım amca, yürüyorum. Elveda, elveda, firkat mukadder, beyhude ne kadar etsek de keder. Felek, saadeti çok mu gördün? Artık ayrılalım. Ne çare? Aşka tutuldu gönül. Sen beni kurtar bundan ey ölüm. Hicran uzun. Bir yol.
Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizleri öperim. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizleri öperim. İyi bak ahbap. O zaman anlarsın kim olduğumu. Abimiz Ali, Gırgır Ali. Bir lafı iki kere söylemem Turgut. Anlarsın kim olduğumu. Abimiz Ali, Gırgır Ali. Bir lafı iki kere söylemem Turgut. Ali abi, iki. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizleri öperim. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için Gırgır Ali geçiriyor, biz sinek alıyoruz. İşte bu filmde gırgırım yerinde. Tadını kaçırma. Anıt Ticaret Gırgır'la sunar. Prodüktör yani mangırları veren Mehmet Karahafız. Yönetmen yani mangırları harcayan Çetin İnanç. Gırgır Ali. Hayat bir gırgırdır. Kadın daha büyük bir gırgır. Kadınlarla gırgırım huyumdur acizane. Abi huyum daha var. Önce öper sonra döverim. Niye mi? Gırgır olsun diye. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme gelirseniz sizleri öperim. Yanık yanık yüzleri
Thank you.